Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size 10 tane soru soracağız. Aynı soruları rakibinize soracağız. Yarışmamız kolaydan zora doğru gidecektir yani. Merhaba Burak Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bu 10 sorunun karşılığında sözlük bilgisine en yakın tanımı yaparsanız size aynısını yaparsanız size 2 puan. Çok değil ama yakından bir anlamı tutturursanız size 1 puan. Hiçbir fikriniz yoksa da 1-0 puan vereceğim. Peki bir süre sınırlamam var mı cevaplamak için? Benim sabrıma kadar işte. Anladım. O zaman ilk sorumuzu soruyoruz. Gelsin. Yani geliyor. Ütü nedir? Ütü her zaman benim yaptığım daha bir karışık olan her şeyin üzerinden geçen bir alet, bir materyal parçası yani. Buharı olan, su ekledikçe buhara bu kadar bilgi yeterli bilmiyorum ama. Ütü bir alettir. Aslında bir basit makinedir. Kıyafetleri düzleştirmemizi sağlayan bir alet, basit makine diyebiliriz. Hatta basit makine diyemeyiz, makine diyelim. Bir basitliği yok. Kıyafetlerimizi düzleştirmeye sağlayan, hava üfleyen, sıcak hava vererek kumaşları düz bir kıvama getiren alet diyebiliriz. Çok karışık oldu ama. Ben şey söylüyordum. Bittiyse de bitti diyorsunuz tanımınız. Tabii bitti. Herhangi bir giysi ütülemek denir ona. Karışık olan her şey ütüleme denir. Bittiyse bitti diyorsunuz. Ütü. Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç. Bu araçta yapılan iş. Yakın. Ya bundan fazlasını söyledim. Evet. Yakın değil. Oraya ekleme ve ondan fazlasını söyledim. Aynı zamanda karışık ediyorsa su katılan bir buhar çıkartan materyal parçası. Tamam. O da demir araç demiş. Sizin bu söylediğinizden de mesela hani birisine sorulduğunda ne olduğunu anlaması lazım. Bunun öyle ne anladı, ne oldu anlaşılır çıkıyor. O yüzden size 2 puan veririm. Devam ediyoruz. Kızgın demir araç. Siz doğru tanım yaptınız. Bu arada TDK araç demiş. Eskiden araç olabilir ama şu an bayağı elektrikli bir alet olduğu için tanımın değişmesi gerekebilir. Evde kolay ama burada zorlanıyorum. İkinci sorumuz. Çapa nedir? Çapa şimdi iki türlü anlama geliyor. Birincisi ben daha önce de yaptım. Toprak için kullanılan bir alet, araç. Ya bir şey çapalamaya. Bir de denizde yani gemi olsun şey olsun tersanede veyahut da geminin önce kullanılan bir alet olarak duydum. Yani gördüm ya da duydum gibi. Çapa nedir? Toprağı eşelememize yarayan alettir. Okuyoruz çapa nedir? Tabii. Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç veya demir saplı kazı aracı. Çapalama işi. Siz eşelemek dediniz. Aslında hemen hemen aynı şeye geliyor. Ağaç veya demir saplı kazı aracı. Siz toprağı işlemek için kullanılan araç dediniz. Evet. Bunu da doğru puan olarak işaretliyoruz. 2 puanla devam ediyoruz. Bu kadar. Diğer şey yok muymuş? Diğer anlamı da çapalama işi olarak geçiyor. Üçüncü sorumuz. Tesadüf nedir? TDK anlamı tabii ki söylemez lazım. Üçüncü sorumuz. Bilmiyorum. Tesadüf nedir? Oo, tesadüf. Bu zor biraz sanki. Tesadüf, bir... Nasıl anlatabilirim bunu ben? Tesadüfü nasıl anlatabilirim? Birbiriyle rastlantı sonucu karşılaşan ya da bir şeyler yaparak rastlantı sonucu karşılaştıran gibi tesadüf. Zaman mekan fark etmeden birbirine rastlantı olan, tanışmaya, görüşmeye, bir şey yapmaya tesadüf denir. Size tesadüf nedir diye sorduk. Bir şeyler söylediniz. Bir bok anlamadık. Belli olayların, buradan girebilir miyim diye düşündüm. Belli olayların, tabii burada tesadüfen karşılaşması diyeceksin ama mantıken olmuyor. Çünkü tanım yapmamız gerekecek. O da olmuyor. Tesadüfü nasıl anlatırız? Belli olayların belli bir zamanda vuku bularak ama aynı zamanda vuku bulmasına da insanlar tesadüf diyorlar. Bu tesadüf de bir kelime oluyor. Çok karışık bir tanım oldu. Toparlarsanız son bir şey cümlesi alalım. Toparlarsam muhtemelen bu bayındır gibi tek kelime bir şey. Muhtemelen öyle bir şey bu. Başka bir şey yok. Tek bir kelime söyleyeceksin bana diye düşünüyorum. Hatta belli olaydan iki farklı olayın ya da kişinin belli bir noktada karşılaşması ya da olayların birbirine
aynı şekilde üst üste gelmesi diyebiliriz o zaman alanında. Bu şeye, kavrama tesadüf diyorlar. Bitti. Tesadüf ne diye sorduk? Bazı şeyler söylediniz. Şimdi doğru cevap okuyoruz. Bilmiyorum. Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi, rastlantı, rast geliş anlamına geliyor. Yakın şeyler söylediğimi düşünüyorum. Yakın şeyler söylediğinizi düşünüyorum. Ben de tam puan veremesem de bir puan vermek istiyorum size. Peki, teşekkür ederim. Rastlantı, rast geliş anlamına geliyor. Bu 2 puan mı oluyor, şimdi 1 puan mı oluyor? Siz ne demiştiniz? Ben de rastlantı insanların ve hatta bağlı, yani tesadüfen gelişen şeyin anlamı olabilir. Rastlantı, birbirimizden haberimiz yok. Anlık olan, rastgele gelişen bir şey. Ya da rastgele yapılan bir şey. Rastlantıyı kullandığınız için yine size aslında 2 puan. Umarım rakibim buna zorlanır. 4. sorumuz. Gurbet nedir? Ya yaşadığın topraklar, yaşadığın coğrafyadan, yani şeyden, toprağın sınır, onun dışında yaşadığın bir yere gurbet, yani hasret gibi de söyleniyor. Aynı zamanda gurbet ismi de ondan gelen bir şey, adı içinde kullanılıyor. Başka bir yaşadığın, lan niye uzatıyorum ben bu kadar ya? Toparlayıp söylersen tamam. Toparlayıp söylüyorum. Konumdan, yaşadığın, doğduk büyüdüğün yerden, farklı bir yerde yaşadığın yerden o tarafı özleme gurbet deniyor. Diyebiliyorum ben. Yani farklı bir yere gittiği için gurbet olmuyor. 4. sorumuz. Gurbet nedir? Gurbet. TDK tek kelimeyle açıklamayı çok seviyor galiba. Yaban el diyebiliriz bu noktada. Kişinin doğduğu topraklar dışındaki topraklara verdiği isim diyebiliriz. 4. sorumuz. Gurbet. Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer. Gurbetlik. Aynısını kullan. Böyle bir yere gittim geldim ama... Şimdiye kadar 4'te 4 olarak ilk kez siz geldiniz Emre Bey. Öyle mi? Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, gurbetlik. Bir puan veresin var. Bir nasıl? Aynı tanımı yaptık. Bakın. Tabii. Aynı tanımda doğulan yerin dışındaki yer dedim ben orada. Yani kaydı başa sararsanız göreceksiniz zaten. Burada da aslında aynı cümle geçiyor. Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer. Tabii. Yaban doğru el kelimesini yani, de kullandım. Evet, sizin dediğiniz şey, yani birisi bunu dinlediğinde doğru cevabı anlayacağını düşündüm. Ben tabii yine 2 puan itirazınızı kabul ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Ve 5. sorumuza geçiyoruz. Sanki random arıyorsun, bir tane zor sorayım bana diye gibi geldi bana ama hani çünkü direkt söylemen lazım, orası işaretliyse. 5. sorumuza geçiyoruz, artık 5'ten sonra baraj sorusu zorlanmaya başlayacak. 5. sorumuz. İrfan nedir? İki türlü anlamına gelebilir. Şimdi çok bilen, yani bilgi anlamında donanımlı kişi dediğini, dedim saygınlık ve efendilik yani. İrfan nedir? Kişiye de veriyorlar bu ismi İrfan diye. Bir erkek ismini duydum ben İrfan diye. İrfan bilgelik ya da bir kişinin belli konular hakkında bilgi sahibi olması. Çok irfanlı kişi derler. Yani bilge gibi geliyor benim aklıma ilk söylediğimizde kelimeyi. Kişinin çok bilgili kişi anlamına gelir. Bitti, budur. Peki, okuyoruz 5. sorunun cevabını. Tabii, dinliyorum. İrfan, bilme, anlama, sezme. 2. anlamı gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş. 3. anlamı kültür demek. Dediğiniz tutuyor. Teşekkür ediyorum. Buradan da size tam puan veriyorum. Teşekkürler. 5. soruya kadar iyi geldik. 5'ten sonra biraz daha zorlaşacak kelimeler. Tabii ki. Şimdiden uyarayım. İyi geldik Burak Bey. Teşekkür ederim. Okuyoruz. 5. sorunuz. İrfan nedir diye sorduk. Bilme, anlama, sezme. 2. anlamı gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş. Kültür anlamına geliyor. Siz... Aynısı söyledim. Ne demiştiniz? Bilgi ve donanım. Bilgi ve donanımlı kişi dediniz. İnanamıyorum. 5'te 5 olarak. Efendim? Alo. Efendim? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ben Bekir. Ya Bekir, iyi kardeşim. Sen nasılsın? Şu an telefon çok yakın oldu. 6. sorumuz. Şecere nedir? Şecere. Evet, şecere. Şecere nedir? Şecere. Arapça kökenli bir kelimedir. Ş, C ve R kökü de budur. Çok
şey girdim ama kusura bakmayın. Şecere geçmiş demektir. Yani insanın geçmişi, akrabalığı, yani sülalesi, şeceresi derler ya, soy bağı, akrabalık bağı dedir. Bitti, budur. İşin listesi de olabilir. Reçete anlamına da kullanılıyor. Şey, bu işin şeceresi, hatta derler ha, bu işin şeceresini mi tuttum diye. Toparlayıp söyleyeyim o zaman. Bir şeyin listesini, belli bir olan başlığı olan listesini tutulan bir şeye şecere, reçete. Şecere nedir diye sorduk. Anlamsız şeyler söylediniz. Kamyon lastiği. Okuyoruz. Şecere. İki anlamı var. Birincisi soy ağacı. İkincisi atların soyunun yazılı olduğu çizelge. Yani bir puan alıyorum o zaman. Bunda herhangi bir size puan veremiyorum. Çünkü şimdi adlar liste dedim, ben de bir şey tutan listesi dedim. Bundan şecere olduğunu anlayamayız. Bunu iyi, şecerin anlamını öğrenmiş olduk. Maalesef buradan size puan veremiyorum. Olsun. Nazara geldik. Okuyoruz doğru cevabı. Tabii. Şecere. Birinci anlamı soy ağacı. İkinci anlamı atların soyunun yazılı olduğu çizelge. Siz soyuyla ilgili dediniz. İnsanların. Buradan size tam puan. TDK belirtmiş mi Arapça kökenli olduğunu acaba orada? Hayır, belirtmemiş. Peki. Yedinci sorumuz. Kinetik nedir? Kinetik. Ya duydum ama hiç anlamına bakmadım. Şeyden mantık yürüteceğim. Ayakkabı mantık. Kinetik var. Şimdi bunlar bu ayakkabı neden yapmıştır? Kinetik cümlesini, kinetik kullanırken. Kinetik kelimesini hangi anlamda kullanmışlardır? Kinetik nedir? Fizik terimidir, harekettir aslına bakarsanız. Kinetik enerji olarak da kullanılır. Yani tek kelimeyle ifade ettiyse TDK muhtemelen harekettir. Harekete geçme ya da hareket etme de olabilir. Çok böyle uzun söyledim ama hani aradan belki tuttururum ve puan alırım diyorum ama genel anlamda hareket. Bitti, budur. Okuyoruz. Dinliyorum. Buyurun. Kinetik. Kinetik akımla ilgili bir şeydi galiba. Yani tam hatırlamıyorum ama yani şu an öyle bir sallıyorum. Sallarım da değil miydi? O duydum diye. Bir işte elektrik akımı gibi hızlandırıcı bir şey de olabilir. Hareketle ilgili. Hareket sebebiyle oluşan. İkinci anlamı kimyasal tepkimelerin hızlarını inceleyen bilim dalı. Hı. Doğru cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum. Zorlaşacak demiştim ama siz iyi gidiyorsunuz Burak Bey. Sağ ol, teşekkürler. Hareketle ilgili. Hareket sebebiyle oluşan. Kimyasal tepkimenin hızlarını inceleyen bir bilim dalı. Hareket olaylarını inceleyen bilim dalı olarak geçiyor. Size buradan puan çıkartamıyoruz. Sekizinci sorunuz. Azade nedir? Değilim işte ya. Peygamber Safa okumam gerekiyordu. Azade. Azade nedir? Azade. Oo. Azade. Bunu bilmiyorum. Çıkarım yapabilirim sadece. Azade. Azade. Kesin var bak bu şey. Başkaları çok kolaydır. Ama ben böyle işte azadeler yok. Şehzade tarzı şeylerden hiç ilgili değilim. Azade. Affetmek anlamına mı? Azat etmek gibi anlamına da gelebilir mi acaba? Çünkü çok eski kelimesi olmuşsunuz ama ya. Bu şu an Türkçe'de kullanımı olmayan bir kelime neredeyse. Ama sözlükte var Burak Bey. Sözlükte olan her şeyi kullanıyor musunuz? Çok iyi. Çok iyi. Azade. 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 Azadelerimiz hoş gelmişler gibi bir şekilde kullanılıyor olabilir mi? Beyefendi demek istiyorum. Çok sallamasyon bir şekilde. Net yani sallıyorum bunu. Tanınmış, saygı duyulan kişi. Peki okuyoruz. Yine birbirinden farklısınız. Büyük ihtimal çocuk bezi. Başka bir kelimeyle karıştırdınız. Evet. Azade şu anlama geliyor. Başıboş, erkin, serbest. Başıboş, erkin, serbest olarak anlamına geliyor. Alakası. Alakası olmadığı buna için. Buna -0 ver hatta. Size tekrardan. Ben herhalde şey azade belli bir yerin pikine çıktım şimdi aşağı iniyorum. Bu yokuşların bir inişi vardır. İşimiz sert oluyor. Son iki sorumuz. İnşallah rakibi ütüyü bilemez. Toparlarsınız diye düşünüyorum. Erkin, serbest. Asilzade ile büyük ihtimal kafanız onunla karışıyor ama eski Osmanlıca şeyle karışmış olabilir. Muhtemelen öyledir. Zor bir kelimeydi bu arada. Zorlaşacağını söylemiştik evet başında. Ama bu yani artık hani zorlaşmanın da ötesinde bir durum bu yani.
direkt Osmanlıca bir kelime bu muhtemelen. Belki Farsça kökenli de bilmiyorum ama. Ben de Farsça olduğunu düşünüyorum. Malın gözü ne demek? Malın gözü. Alakası bir şey çıkacak gibi. Süremiz var değil mi? Tabii ki. Malın gözü ne demek? Malın gözü. Kurnaz, zeki ya da böyle çakal. Tabii çakal biraz argoya kayıyor ama. Kurnaz, zeki kişiye denir muhtemelen. Böyle bir anlamdır diye düşünüyorum. Çünkü kullanıyoruz ya, ne malın gözü herif gibi. Hani. Sen ne anasının gözüsün? Alakası malın gözü. Ben hiç duymadım malın gözü ya. Mal iki türlü anlamı geliyor. Bir insanı hakaret işi anlamına geliyor. Bir de bir ticaret yapılan, kullanılan şeylere, parçalara, bir şeylere tutulan her şeye mal deniyor. Mal kabul de var bunu. Malın gözü ne anlamı geliyor mi? Malın gözü... Evet, o toparlamış halini alayım. Toparlamış halini, bu toparlamış halini işte. Kıymet bilinen bir şey olabilir. Malın gözü. Yok, kurnaz ve insan... Kurnaz ve zeki kişi olarak tanımlamış olabilir. Evet, bunu demek istiyorum. Tamamen tam tersi. Okuyoruz. Malın gözü. Açık göz, kurnaz, çok bilmiş kimse, vay aşağılık ve düzenci kimse, bir şeyin en iyisi, en güzeli, iffetsiz anlamına geliyormuş. Yine sıfır çektik ya. Açık göz, kurnaz, çok bilmiş kimse, aşağılık ve düzenci kimse, bir şeyin en iyisi, en güzeli anlamına geliyor. Hmm. Siz kurnaz diyerek tabiri caizse tam olarak... Aldım. Tabii, teşekkür ediyorum, sağ olun. Bunu elbet duydunuz. Okuyorum. 10. ve son sorunuz geliyor. Emperyalizm ne demek? Emperyalizm benim falan demiş herkesin. Yani emperyalist ne demek? Başka bir ülkenin, güçlü bir ülkenin, başka bir ülkenin üzerinden sömürme gibi yönetme anlamına gelen bir kelime. Sömürge anlamına geliyor. Bari bir puan alayım ya. 10. ve son sorumuza geliyoruz. En zor kelime bu herhalde. Anladığım kadarıyla. Ben yine azade'nin daha zor olduğunu düşünüyorum. Azade en zoru olabilir bence. Hiç kullanımı yok. 10. kelimeyi elbet duydunuz. Tabii, bilmiyorum. Bu duymuştur. Geliyor. 10. soru. Emperyalizm nedir? Emperyalizm. Azade daha kolay kaçtı bence. Emperyalizm anlatması biraz daha zor olabilir. Yani genel anlamda aslında bu tarz kavramlar genelde karıştırılıyor. Yani çok şey var. Ya işte liberalizm, emperyalizm ya da ne bileyim kapitalizm falan deyince. Muhtemelen şöyle düşünüyorum. Sömürge yapan devlet ya da o yani çünkü derler ya emperyalist düzen işte Amerika bunun örneğidir genelde. Ya burada Amerika'yı da salladık ama hiçbir şey... Emperyalist Amerika derler ya bu genelde. Sosyalist ülkeler onlara Amerika'ya böyle laf atar. Genelde sömürgeci devlet denilebilir. Yani bir dış bir devlet var. Diğer daha ufak devleti sömürüyor ya da onun kaynaklarını kullanıyor. Tabii bu olsun. Yani böyle bir tanımın bu olsun. Emperyalist sömürgeci devlet. Emperyalizm. Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliği altına alınıp yayılması veya yayılmayı istemesi. Tamam, iki puan yaz abi oraya, hiç boşuna yok. Yayılmacılık. Size bundan puan verebiliyorum, evet. İki puan. Bundan size iki puan veriyorum. Hatta ekliyorum. Buradan Amerika'ya ses. Daha fazla şey geyifme, sağ olun. 10. ve son sorunuzun cevabını okuyoruz. Bilmiyorum. Emperyalizm. Bir milletin sömürü temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik egemenliğin altına alıp yayılması veya yayılmayı istemesi. Siz verdiğiniz tanımla buna uyuyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ve yarışmamız bitti. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. Güzel bir yarışma oldu. İyi gittiniz. İyi bir yarışmaydı. Azade hala zor. Tekrar diyorum, burada belirtiyorum. Teşekkürler. Burada önemli olan bildiğiniz şeyleri tekrar aslında bilip bilmediğimizi öğrenmekti. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Ne demek? Önemli olan burada. Çok keyifli ya. Evden çok kolay gözüküyor ama burada gelince heyecanlandık. Önemli olan yarışmak da burada. Evet. Teşekkür ederiz. Bilmediğim kelimeler de öğrenmiş oldum. Yine unutacağım ben hiç. Değil mi? Teşekkürler.